Beken TV ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Eğitim Pusulası programıyla sizlerle birlikteyiz. Siz üniversite öğrencisi adayı arkadaşlarımız için hocalarımızdan bölümlerimiz hakkında bilgiler alıyoruz, bilgiler toparlıyoruz. Siz arkadaşlarımız için mesleklerinizi daha net seçebilmeniz adına sizleri buradan bilgilendirmeye çalışıyoruz. Programımızın eğitim koordinatörü Sayın Serhat Butur'la birlikte hocalarımıza sorularımızı ileteceğiz ama hemen ilk bölümümüzden başlayalım dilerseniz. Bilgisayar mühendisliği diyeceğiz ilk bölümümüzde. Profesör Doktor Selim Akyokuş bizlerle birlikte, bölüm başkanımız. Merhaba. Kendisi. Hoş geldiniz hocam. Merhaba. Merhabalar, nasılsınız? Biz de memnun olduk bizi tanıtacağınız için. Seve seve, her zaman biliyorsunuz. Dolayısıyla lise öğrencilerine bilgisayar mühendisliğini tanımak isteyen ya da bizim Doğuş Üniversitesi bilgisayar mühendisliğini tanımak isteyen öğrencilere kısaca bir tanıtım yapacağız burada. Evet. Sizin istediğiniz şekilde. Sizin aracılığınızla ben, evet, buradan arkadaşlarımızı. Ben de sizlerin herhalde yönlendireceksiniz sorularınızı. Tabii ki, tabii ki hocam. Evet. Hocam siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizlerle olmak mutluluk verici. Ayrıca Anadolu yakasının bildiğim kadarıyla en büyük kültür merkezlerinden bir tanesi burası. Evet, kesinlikle. Doğuş Üniversitesi bünyesinde. Yerleşkede hayran kalmamak da elde değil. Çünkü hem etkinlikler için hem büyük konferanslar için öğrencilerin beraber olabileceği bir üniversite havası yaşayabileceği bir yerdeyiz. Evet, evet. Ayrıca hem üniversiteyi tebrik etmek lazım hem de hocalarımın eğitim kalitesini biliyoruz. Böyle bir üniversitede olmak bugün mutluluk verici bize. Kesinlikle. Burası öyle. Yer olarak, lokasyon olarak da çok önemli bir yerde. Yani evet, Anadolu yakasının Acıbadem kampüsündeyiz bu arada. Yani ulaşılması Anadolu yakasından gerek Avrupa yakasından, evet, ulaşılması çok kolay bir yerdi. O da önemli bir avantaj. Evet. Kesinlikle öyle. O zaman yavaş yavaş sorularımıza başlayalım. Bölümümüzü daha yakından tanıyalım. Buradan eminim ki bilgisayar mühendisine, bilgisayara kendini yakın hisseden arkadaşlarımız vardır. Şu an tercih aşamasındalar. O yüzden bölümümüzü daha yakından tanımak adına size sorularımızı yönlendireceğiz. Hocam siz isterseniz yavaş yavaş başlayın. Önce aslında hocamızı tanımakla başlayalım. Tabii çünkü ki. Bu bölümü hayal eden, akademisyenliği hayal edenler için aslında bir rol model örneğisiniz. Kesinlikle. Hocam size. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Evet, benim ismim Selim Akyokuş. Doğuş Üniversitesi'ne 2000 yılında geldim. Bayağı eski bir öğretim üyesiyim. 18 yıldır yani. 18 yıl, evet. Bilgisayar mühendisi mezunuyum. Belki de bizden önce bir hazırlık okuyanlar oldu. Onlar 4-5 kişi. Yani Türkiye'deki ilk bilgisayar mühendisliği mezunlarından olduğumu söyleyebilirim. Hı hı. Daha sonra o master yaptım. Sonra Amerika'da üniversitesinde doktora yaptım. Sonra bir süre üniversitesinde çalıştım. Sonra Doğuş'a geldim. Hı. Doğuş'ta da istikrarlı bir şekilde uzun süreden beri devam ediyorum. Yani 17-18 sene uzun bir süreç. Çok uzun bir süreç gerçekten. Dolayısıyla bu da tabii bir kurum kültürüne bağlı. Yani burada iyi bir kurum kültürü var, sevdiğimiz bir kültür var. Dolayısıyla burada devam ediyorum. Evet, 2000 yılında hatta doğan arkadaşlar sanıyorum bu sene üniversiteye başlayacaklar baktığımızda. Hocamın yaşı çıkacak bu arada, yapmayın. Yok, hocamız genç gayet ve tecrübeli bir hocamız. Evet. Şöyle aslında, evet, şimdi üniversiteyi tercih edecek öğrenciler, biz hep şunu söylüyoruz. Bütün tercih danışmanları hep hoca kadrosuna bakın diyorlar ama ailelere bazen aslında bir cevap niteliğinde olmuş oldu. Aileler diyorlar ki biz hocaları nereden tanıyacağız, hocaları bilmemize nasıl bir imkan ya da bize ne fırsat sunacak diye. Hocamın anlattığı aslında gelişimiyle ilgili, üniversiteyle ilgili yaklaşımları, Amerika'daki eğitim kısımları aslında öğrencinin ufkunu nasıl açabileceğimizi de gösteriyor. Çünkü burası bir lise değil. Üniversitedeki hocaların bu deneyimleri aslında öğrencilere nasıl aktarabileceğini de gösteriyor. Sadece sınıf ortamında bir ders olarak algılanmaması gerekiyor. O yüzden de aslında hocamın kendisinden bahsettiği gibi diğer hocaları da inceleyip aslında üniversiteleri tercih etmekte fayda var. Tabii bunu söylerken hocam, en büyük özelliklerden bir tanesi, öğrenciler hep tercih masalarında gördüğümüzde bir bilgisayar mühendisi hayali var. Burada bir sıkıntımız yok. Evet. Ama öğrenciler gerçekten kendilerine uygun olup olmadığını ilk sene başladıkları zaman, ilk gün anlamaya başlar. Çünkü ellerine bir ders programı veriliyor kendilerine. Bu ders programına baktıkları zaman da ya korkular başlıyor ya gerçekten mutluluk başlıyor. Üniversite tercih edecek öğrencilere ders programı hakkında nasıl bir bilgi verebiliriz? İçeriğinde neler var? Bilgisayar mühendisliği denince derslerde neler görüyorlar aslında? Hangi dersleri görecekler? Evet, belki bilgisayar teknolojileri yani çok gelişti son zamanlarda. Ama bir böyle ortaokul talebesine, ilkokul hatta şu anda belki 3-4 yaşına indi bu. Herkesin elinde bir cep telefonu, tablet, ondan sonra oyunlar, işte sosyal medyaya girişler falan. Dolayısıyla herkesin kafasında farklı bir model var belki
Yani o oluşan ortaokuldan, liseden. Ama sonuçta bilgisayar mühendisi dediğiniz zaman işte bilgisayarın temel alanları donanım ve yazılım. Donanım dediğimiz zaman fiziksel olaraktan işte elektronik kısmı. Bunun yanında onun üzerinde çalışan programlar var. Dolayısıyla bilgisayar mühendisinin yapacağı temel şey bunun üzerindeki bu yazılım ve donanım bileşenlerini analiz edecek, tasarlayacak, geliştirecek, uygulamaya sokacak mühendisler yetiştirmek oluyor. Temel şey bu. Dolayısıyla bu sonuçta bir meslek, bir oyun değil. O algıdan çok farklı bir şey. Evet. Emek istiyor, bir takım analitik düşünce istiyor. Ve de genellikle bir mühendislik sonuçta. Mühendislikte bir şey üretiyorsunuz sonuçta, üretim yapıyorsunuz. Onun için genel olarak baktığımız zaman bilgisayar mühendisliği programına, mühendislik programlarında genel olarak birinci sınıflar standarttır. Yani matematik, fizik, kimya gibi. Bunun haricinde bir iki tane meslek dersi olur. Bu genel her mühendislikte aşağı yukarı standart. İkinci sınıftan itibaren meslek dersleri başlar. Bizde de meslek dersi olarak işte hem yazılım alanından hem donanım alanından dersler oluyorlar. İşte yazılım alanından programlama dilleri görüyorlar başlangıçta. Tabii programlama deyince programlamanın dilden ziyade programlama yapısı, düşüncesi, yani algoritmik düşünce, bu gibi şeyleri kapmaları daha önemli. Çünkü diller çok değişiyor. Bugün A dili var, yarın B dili var, işte C diye var, C var, C++ böyle. Bakıyorsunuz bazı diller daha popüler oluyor. Bunun yanında işte veri yapıları, algoritmalar, bunlar ilgili dersler alıyorlar. Yine elektronik temel derslerini alıyorlar. Donanım altyapısını oluşturmak için. Onun üzerine işte sayısal tasarım, bilgisayar ağları, mikro işlemciler, mikro deneyiciler gibi dersler alıyorlar. Dolayısıyla hem donanım konularında hem yazılım konularında dersler alıyorlar eğitim süreleri boyunca. Bu meslek dersleri de ikinci sınıftan itibaren başlıyor. İşte dörde kadar gidiyor. Bunun haricinde seçmeli derslerimiz var. Toplam 12 tane. Bunlardan bazıları sosyal, yani gidip sırf böyle mühendislik değil, gidip dil öğrenebiliyor mesela derslerinde. Bunun haricinde multidisiplin çalışmak için gidip mühendislik, mesela endüstri mühendisinden dersler alabiliyor. Kendi bölüm seçmeli derslerimiz var. Mesela kendini mobil programlama üzerinde geliştirmek istiyorsa mobil programlama üzerine, veya hatta şu anda güncel bir alan var. Veri bilimi diye geçiyor. Bu veri bilimi dediğimiz şey işte büyük veri, ondan sonra veri analitiği, veri madenciliği, makine öğrenmesi gibi konular altında geçiyor. Bu konularda da bizim seçmeli derslerimiz var. Yani öğrencileri böyle güncel konularda, teknolojilerde mesleğe veyahut da piyasaya hazırlıyoruz üniversitede. Aslında hocamın söylediğine en büyük kanıt Doğuş Üniversitesi'nin mezunları. Ben Doğuş Üniversitesi'nde uzun yıllar görev yaptım. O yıllarda da hala da devam eden şirketlerle yaptığımız görüşmelerde Doğuş Üniversitesi'nin mühendislik kısmında bilgisayar mühendisliği ve endüstri mühendisliği çok konuşulur. Bilgisayar mühendisliğinde bankalarda aslında hocamın demin değindiği veri madenciliği, veri analiziyle, sistemlerle ilgili birçok öğrencimiz işe başlamış durumda ve bir bankanın %27'sini neredeyse teşkil etmiş durumdalar. Evet. O yüzden bizim için gurur verici bir kısım Doğuş Üniversitesi'nde. Peki hocam, şimdi ders programlarına baktığımız zaman yine tercih masalarında sorulardan bir tanesi de şu. Biz bilgisayar mühendisliğini okurken bazı öğrenciler diyor ki ben İngilizce okumak istemiyorum. Bir yıl hazırlıkta kaybedeceğim. Gideyim bilgisayar mühendisliğini okuyayım. Sonra arkadan ben İngilizceyi tamamlarım diyen kesim var. Bir de bilgisayar mühendisliğini gerçekten ben İngilizce okumalıyım. Çünkü bunun içerisinde zaten terimler İngilizce. Daha iyi anlayabilirim diyen grup var. Bilgisayar mühendisliği İngilizce mi okunmalı, Türkçe mi okunmalı? Ya benim yani İngilizce olmazsa olmaz diye söyleyeyim. Niye? Çünkü bilgisayar mühendisliği, bilgisayar teknolojileri çok hızlı gelişen bir alan. Biraz önce bahsettim işte C var, C++ var, yok bundan bir sürü dil var. 5 sene sonra yeni bir dil çıkıyor, popüler oluyor. Veyahut da siz şirkette çalışıyorsunuz, bir program yazarken bir problemle karşılaşıyorsunuz. Çözüm işte Google'da böyle programcıların tartışma siteleri var, gidip orada buluyorsunuz. Veyahut da el kitapları var bunların. Bunların el kitaplarını takip etmeniz lazım. Donanım olabilir, bir donanım çözümü olur. Yani bunun böyle sayfalarca el kitapları oluyor. Veyahut da diyelim ki bir mikro denetleyiciler var. Mesela bizim cep telefonlarımızda veyahut da şu anda gördüğümüz her şeyde bir cebimizde kredi kartları var. Mesela kredi kartlarını gördüğünüz onların içinde bir tane bilgisayar var. Bunlar da programlanıyor. Çip, evet.
Dolayısıyla böyle farklı farklı çok çeşit böyle mikro deneticiler var, bilgisayarlar var, çok farklı teknolojiler var. Dolayısıyla bunu Türkçe bir kaynak yok bu alanlarda. Evrenselliği evet. Yakalayamaz dolayısıyla yani. Kaynak olmadığı için mutlaka İngilizce bilmek gerekiyor. Artı bir de şu anda küreselleşiyor dünya. Evet. Dolayısıyla herhangi bir firmaya gittiğiniz zaman bugün işte Çinlisini görüyorsunuz, Hintlisini görüyorsunuz. Onlar sizi buraya geliyor, sizi gidip başka bir ülkede çalışabiliyorsunuz. Dolayısıyla o dünya küreselleşiyor. Bu küresel ortamda da rekabet edebilmeniz için İngilizce şart. Her halükarda şart. Ama bilgisayar mühendisliğinde okumak istiyorsanız mutlaka olması gereken bir beceri diyelim. Yani dil olmazsa olmaz. Evet. Tabii yabancı dili biliyorsak eğer, bu sefer de öğrencilerden en çok gelen sorulardan bir tanesi Erasmus oluyor hocam. Çünkü evet. İngilizcem var, ben neden yurt dışı deneyimiyle bunu taşlandırmayayım evet. diyor öğrenciler. Genelde her bölüme göre bir ülkenin uzmanlık alanı olduğunu düşünüyoruz. İşte mühendisliklerde Almanya denileni vardır, Amerika'ya gidenleri vardır. Peki hocam, bilgisayar mühendisliğine bir öğrenci Erasmus düşünüyorsa, ki yapmasını genelde tavsiye edilir evet. ama sizin bu konudaki fikriniz nedir? Bir de nerede yapması lazım? Yani en iyisi aslında gittiği zaman alternatifleri bir sürü vardır tabii ama ülkeler olarak. En iyi kendisine hedef olarak nereye koyması lazım? Şimdi yurt dışı deneyim önemli bir şey. Yani sırf işte eğitim olarak da bakmamak lazım belki. Yani gidip o ülkenin kültürünü tanıyor, farklı bir ortam tanıyor. Dolayısıyla bir Erasmus eğitimi önemli açıdan. Erasmus eğitimi de biz farklı üniversitelerle anlaşmalar yapıyoruz. Dolayısıyla o anlaşma çerçevesinde oluyor. Ama mesela kendimizi biraz şey yapmak için, ben konferansta mesela bir hocayla tanıştım. Başka bir üniversiteye öğrencileri gitmiş, memnun kalmamışlar. Ondan sonra biz beraber konuştuk. Sonra biz onlarla anlaşmayı imzaladık. Mesela Almanya'daydı. Evet. Dolayısıyla sizin kurumunuzdan da, çünkü onlar da öğrenci gönderiyor buraya, biz de gönderiyoruz. Dolayısıyla onların da beklentileri var. Yani biz bizi tercih ettiler. Dolayısıyla bir anlaşma falan imzaladık. Bizim de işte Almanya, Polonya, birazcık İngiltere zor oluyor. Çünkü oraya çok talep var evet. şey olarak da. Ama onun haricinde aşağı yukarı Avrupa'daki bütün ülkelerde gidip Erasmus yapma imkanları olabiliyor. Çok güzel. Aslında Güneydoğu Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da biz seminerlerimiz için çıktığımız zaman en büyük hayaller oradan çıkıyor. Çünkü öğrenci oradan çıkıp hep bir senaryo vardır ya, orada çobanlık yapıyordur babası ya da kendisi. Evet. İstanbul'a gelir okur ve geleceğini ona göre belirlemeye çalışır. Hep buradan gelir sorular ama bir de diğer bir alternatif soru geliyor. Diyorlar ki biz İstanbul dışında oturuyoruz, ailemizin bir tanıdığı yok ve bu bölümü okuyacağız ama staj zorunlu bildiğimiz kadarıyla. Peki ben staj bulamazsam ne olacak? Çünkü kendi imkanlarıyla İstanbul'u tanımayan birisi bu staj bulma konusunda birazcık daha zorlandığını tahmin edebiliyoruz. Bu konuda üniversitenin bir desteği olabiliyor mu? Hocalarımızın bir desteği olabiliyor mu? Gönüllerini rahat tutabilecek bir şeyler söyleyebilir miyiz onlara? Evet, şimdi bizde 3 tane 20'şer iş günlük staj var. Yaklaşık bu işte 3 ay falan yapıyor. Bunları ayrı yapabiliyorlar, bütünleşik yapabiliyorlar. Genellikle böyle ben 2. sınıftan sonra yapmalarını öneriyorum. Böyle. Yani birden sonra da yapabilirler ama çok bir yani bilgileri biraz daha az oluyor. Evet. Şirketler de çok yani bir katkı sağlayamayacağı için biraz daha zorlanıyorlar. Ama ikiden sonra, üçten sonra stajda genellikle sıkıntı olmuyor diyeyim. Bir şekilde bulunuyor stajyeri. Hatta şöyle şeyler de oluyor. Mesela diyor ki çocuk, ben staj iş yerini bulduktan sonra işte son stajımı da orada yaparım, devam ederim. Veyahut da bazen mesela bize ilanlar geliyor, bize stajyer gönderin şeklinde. Dolayısıyla onların da amacı uzun vadeli o öğrencileri çalıştırmak. Yani bazı öğrencilerimiz, şöyle söyleyeyim, 3. sınıfta, 4. sınıfta olup dışarıda çalışanlar da var. Çok. Biz bunları yani çok fazla okuldan kopmadan olabilir diyoruz. Çünkü bazıları da çok kaptırıyor bu şeye, sektöre, piyasaya. O zaman da okul yürümüyor. Dolayısıyla staj konusunda çok fazla bir sıkıntımız yok yani. Öğrenciler rahat bir şekilde bulabiliyor stajyeri. Çok güzel. Evet. Aslında gelen sorular, bana gelen sorular öğrencilerden genel itibariyle böyleydi. Ben çok teşekkür ederim hocama. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz bilgiler için. Buradan öğrencilerimize bizleri izliyorlar. Bir de ayrıca mezunlarımız söyleyeyim. Tabii yani lütfen. Bizim mezunlarımız, yani sonuçta bölümümüzün çıktısı mezunlar dolayısıyla. Tabii.
Yani akademisyen olaraktan mesela Amerika'da çalışan, yardım doçent olaraktan çalışan mezunlarımız var. Doktora yapanlar var. İş hayatında tercih ediliyorlar. Yani veyahut da iş, bilgisayar dünyasında böyle sirkülasyon, iş sirkülasyonu çoktur. Yani oradan oraya falan bakıyorsunuz, çok değiştirenler var. Bu da yani belli bir eğitimin, becerinin, yani yeteneğin sonucu. Buradan aldıkları eğitimin de faydası var. Dolayısıyla biz mezunlarımıza güveniyoruz. Yani Doğuş Üniversitesi de iyi bir referans iyi zaten bir referans. Bu anlamda. Yani gidip mezunlarımızın mesela LinkedIn'den falan mezunlarımızın çalıştığı yerlerini bizzat kendileri görebilirler. Dolayısıyla biz iyi bir bölümümüz, bölümümüzü de öneriyoruz. Evet. Tekrar teşekkür ediyoruz hocam size vermiş olduğunuz bilgiler için. Evet değerli izleyenler, programımızın ilk yarısında bilgisayar mühendisi dedik. Bölümümüzü tanıma konusunda bölüm başkanımız Profesör Doktor Selim Akyokuş hocamız bizlere bilgilendirme yaptı. Şimdi ise kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamların ardından kaldığımız yerden sizlerle birlikte olacağız.